En çok konuşulan konu ne? Resesyon nasıl gelecek? Sert mi gelecek? Nasıl bizi perişan edecek? Bizim pek çok ekonomiste göre ki kusura bakmasınlar çoğu çok ezbercidir. Resesyon daha gelmedi bizi biçecek. Ama belki de resesyon çoktan oldu bitti. Amerika resesyonundan bahsediyorum. Ve eldeki bazı enteresan veriler Amerika'da resesyonun çoktan geride kalmış bir hikaye olabileceğini ve bundan dolayı önümüzdeki dönemde hem hisse senetlerinde hem Bitcoin başta olmak üzere kriptolarda pozitif günlerin bizi beklediğini söylüyor olabilir. Eğer bugün bahsedeceğim iki indikatör geçmişteki gibi borsanın öngörülmesi konusunda doğru sonuçlar üretirse bizi çok iyi günler bekliyor olabilir. Biliyorum ilginizi çekti. Hazırsanız başlıyoruz. Bir yatırımcı olarak Bloomberg'u tabii yakından takip ediyorum ve orada çeşitli indikatörler yayınlanıyor zaman zaman. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Bloomberg Intelligence Regime Index. Yani Bloomberg Araştırma Rejim Endeksi. Bu endeksin yapmaya çalıştığı şey Amerika Birleşik Devletleri resesyona giriyor mu yoksa resesyondan çıkıyor mu bunu ölçmeye çalışıyor. Ekranda gördüğünüz gibi Bloomberg'un attığı başlık Amerika'nın resesyonu çoktan geride bırakmış olabileceğini gösteriyor. Çünkü diyor daha evvel hiç yanılmamış olan endeksimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin artık resesyondan çıkıp pozitif günlere doğru açıldığını ve bundan dolayı da yakın zamanda hisse senetlerinde ciddi bir rally yaşanabileceğini iddia ediyor. Bu indikatörün hesaplanmasında resesyonun öncü işaretleri olan kapasite kullanımı, işsizlik başvuruları, üretim ve hizmet endeksleri ve bir yandan da piyasadaki sentiment yani piyasalara karşı yaklaşım ölçülüyor ve bu tek bir endeks haline getiriliyor. Şimdi burası çok hoş bir haber. Amerika Birleşik Devletleri bu endekse göre geçen sene 2022'nin Haziran-Temmuz'unda resesyona girmiş, yılbaşında ise resesyondan çıkmış. Yılbaşından beri hisse senetlerinde yaşanan rally'nin belki de açıklaması bu. Belki de bazı yatırımcılar Amerika'nın resesyondan çoktan çıktığını, önümüzdeki günlerde daha kötü şeylerin olmayacağını öngörmüş durumdalar. Şu anda ekranda endeksin işleyişini görüyorsunuz. Burası tarihi resesyonları Amerika Birleşik Devletleri'nin ve gördüğünüz gibi endeks bu resesyonlarda dipten geri dönmeye başlayınca resesyondan çıkış gerçekleşmiş hep. Ve baktığımızda bugün de dipteyiz gibi gözüküyor. Alt tarafta 6 aylık hareketli ortalamasını görüyoruz. Aynı endeksin ve burada da her seferinde şu çizgiye değdiğinde veya bu çizginin hafif altına indiğinde Amerika resesyonu yaşamış sonra çıkmaya başlamış. Peki biz bu durumda burada ne görüyoruz aslında? Amerika şuralarda resesyonu çoktan yaşamış olabilir. Çünkü gördüğünüz gibi burada çıkış eğrisinde. Grafiklerde gördüğünüz gibi her seferinde bu indikatör doğru olarak Amerika'nın resesyonu yaşadığını ve resesyondan çıkmakta olduğunu tahmin etmiş. Böyle bakarsak biz geçen sene resesyonu bitirmiş olabiliriz. Bu indikatörün hesaplama mantığını tam olarak bize açmıyorlar. O yüzden doğru mu yanlış mı bilmem. Ben sonuçlara bakıyorum ve sonuçlar bana diyor ki bizi bir boğa rallisi bekliyor olabilir. Peki bu ne kadar büyüklükte bir boğa rallisi olur? Bloomberg bunu da S&P 500 endeksi üzerinden hesaplıyor ve diyor ki o biraz önce gördüğümüz grafikte ne zaman yukarıya doğru dönüş başladı? Ondan sonraki 3 ay içerisinde 8 defanın 7'sinde borsalar yukarı doğru gitmiş. 3 aylık süreçten bahsediyoruz burada. Görüyorsunuz sadece bir kez düşmüş, 7'sine yukarıya gitmişler. Ortalama %7, %8'ler civarında. O gösterge yukarı doğru döndükten sonraki 6 ayda da hep borsalar yukarıya gitmiş. Bir vaka hariç 8'in 7'sinde borsalar yukarı gidiyor. Hatta bir tanesinde o 6 ayda %30'luk prim yapmış S&P 500. Bir yıla baktığımızda yine 8 kez o indikatör yukarı doğru döndüğünde 7'sinde piyasalar yukarı doğru gitmişler. Ve bir hayli sert gidişler de var. Şurada görüyorsunuz %40, %50'lere yakın S&P 500'ün pozitifte olduğunu görüyoruz. Bunun Nasdaq'a yansıması çok daha yüksek olur. Bitcoin'e yansıması ise çok daha radikal olur. Tekrar söyleyeyim, bu indikatörü ben hesaplamadım ama rakamlar bize diyor ki önümüzde bir boğa rallisi olabilir. Açıklamasında şöyle yapıyorlar, aslında enflasyonla ilgili beklentiler biraz daha olumluya dönüyor. Bakmayın o enflasyon yapışkan olacak diyenlere, beni takip edin, detaylarda bunun üzerinde çok durdum. Hatta dün bir IMF yetkilisi de aynı şeyi söyledi. Enflasyonun kalıcı olmadığını görüyoruz, bunu aşağı doğru gideceğini görüyoruz dedi. %2'yi beklemiyorlar ama %3 civarında bir yere doğru sanıldığından hızlı ineceğimizi öngörüyorlar. Bu durumda Fed'in fazla kasmasına gerek kalmıyor. Fed kasmayınca da neden resesyona girelim gibi pek çok şey konuşulabilir. Ve galiba bu indikatör diyor ki borsalar bunu fiyatlamaya niyetli.
İndikatör yanılabilir mi? Elbette yanılabilir. O yüzden anlattıklarımı asla bir yatırım tavsiyesi olarak almayın. Sadece gördüğümü size paylaşıyorum. Benim Twitter'da yakından takip ettiğim bir hesap var. David Keller diye, CMT diye bir yatırım danışmanlığı şirketinin kurucularından son derece enteresan veriler sunar her seferinde. O da bize başka bir endeksten bahsediyor. Bu endeksimiz ismi de Kopok. Kopok endeksi nasıl hesaplanıyor ona hiç girmeyelim şimdi. Soyadı Kopok olan birisinin keşfettiği bir endeks ve borsaların yeşile doğru dönmesi konusunda bir işaret olarak görülüyor. Bakın şuradaki dikey çizgiler Kopok endeksinin satın al sinyali verdiği yerler. Şunlar. Ve hiç yanılmamış. Görüyorsunuz yeşili vermiş borsa yukarı doğru ve ciddi bir tırmanış. Düşüş, yeşil gelmiş borsa yukarı doğru. Düşüş, yeşil gelmiş borsa yukarı doğru. Düşüş, yeşil gelmiş borsa yukarı doğru. Sonra burada tekrar aynı şeyi görüyoruz. Düşüş, yeşil gelmiş biraz gecikmeli olarak gelmiş borsa yukarı doğru. Ve şurası da tam bugünlerde yaşıyoruz işte. Borsa düşüşünü tamamlamış ve yukarı doğru gidiyor ve bizim Kopok endeksimiz diyor ki satın al. Kopok endeksi nasıl hesaplanıyor? Oldukça karmaşık, dediğim gibi detayına girmeyeceğim ama bana oldukça ümit veren bir işaret olduğunu söyleyebilirim bunun da. Tabii öte yandan herkes de bu kadar olumlu bakmıyor. Mesela Goldman Sachs diyor ki düşüş devam edecek. Sebebini de şu grafikte anlatıyorlar. Bu grafikte yatırımcılar Amerikan piyasalarına para mı yatırdı, para mı çıkarttı? Ona bakıyorlar. Özellikle de bireysel yatırımcıları ve bireysel yatırımcıların büyük oranda şurada görüyorsunuz para çıkarttığını, bunda geleceğe yönelik kötü bir işaret olduğunu söylüyorlar. Ayrıca yine endekslere gelen eleştirilerden bir tanesi S&P 500 endeksinin yukarı çıkaran hisse senedi sayısının çok az olduğu. Yani Apple gibi, Microsoft gibi, Tesla gibi büyük şirketler yukarı doğru taşıyorlar. Küçük firmalar buna pek katılmıyor. Bu da sağlıksız bir tırmanış olduğunu iddia ediyorlar buna dayanarak. Gerçi son zamanlarda bu biraz yayıldı. Daha fazla şirket katılıyor ama böyle bir eleştiri de var. Valla karar sizin. Bugünden itibaren yeni bilançolar geliyor. Bir önceki videomda bahsettim. Netflix, Tesla, Charles Schwab çok önemli bilançolar geliyorlar. Eğer bunlar olumlu gelirse pozitif bir havaya bürünüyor olabiliriz. İnşallah da öyle olur. Çünkü uzun zamandır çok negatif bir dönemden geliyoruz. Evet, ilk 3 ayı bu yılın çok iyi ama geçen sene çok dayak yedik. O zararları telafi etmek lazım. Lütfen tekrarlıyorum, anlattıklarımı yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Sadece gördüğüm çok ilginç verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben uzun zamandır piyasaların boğa rallisinde olduğunu söylüyorum. Artık boğa rallisi hızlanabilir gibi de geliyor bana. Pek çok indikatöre baktığımda bu iki enteresan indikatör de benim fikrimi destekliyorlar. Bakalım kim haklı çıkacak? Her şey çok kötüye gidecek diyen ezberci ekonomistler mi? Yoksa benim gibi bardağın dolu tarafını görenler mi? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.